Soma termik santrali kömürde elektrik üretiyor. Ama sadece kömür yakmıyor. Özellikle kazanların ilk ateşlemesi esnasında fuel oil yakıyor. Genel kömürün kalorisinde düşme olduğu zaman da fuel oil ile takviye yaptırdılar, biliyorum. Bunun maliyeti yüksek. Fuel oil'in maliyeti yüksek ve kirli bir yakıt. Kükürt oranı da çok yüksek. Fuel oil ateşlendiğinde siz oturduğunuz yerden Soma'da yaşıyorsanız tespit edersiniz. Ne zaman ki bacadan siyah duman çıkıyorsa bilin ki o anda fuel oil yakılıyordur. Çünkü normal seyrinde kömür yanarken o şekilde siyah duman termik santralin bacasından çıkmıyor. Termik santralin yetkililerin bir hesap yapmışlar. Pilot yakıt olarak fuel oil yerine temiz bir yakıt olan nispeten doğalgaz kullanılırsa maliyetiniz ne olur? Yaptıkları hesaplamalar, kendi ifadeleri 10 milyon liranın üzerinde yılda bir tasarruf sağlıyor. 10 milyon liranın üzerinde fuel oil yerine doğalgaz yakarlarsa bu kadar bir kaynak kasalarında kalıyor. Şu anda Süleymanlı civarından geçiyor bu boru, doğalgaz borusu. O yüksek basınçlı bir hattır. O hattan Soma'ya kadar hattın inşa maliyetini araştırmışlar. Bunun da maliyetinin 12 milyon lira olduğunu görmüşler. 12 milyon lira. Şimdi 12 milyon lirayı bunlar harcasa, bu işi yapsa bir senede neredeyse harcadıkları parayı yerine koyuyorlar, ondan sonra da hep kere geçiyorlar zaten. Peki, bunun bir de resmiyeti var. Ankara'da bir görüşme yaptık. O görüşmeye Soma Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımızı da götürdük. Biliyorsunuz bir de organize sanayi bölgesi yatırımımız var. Şimdi organize sanayi bölgelerinde doğalgaz olmazsa olmaz arkadaşlar. Yatırımcı organize sanayi bölgesine yatırım yapmayı planlıyorsa doğalgaz var mı diye soruyor. İlk sorduğu şey bu. Çünkü onların da maliyetlerini ciddi miktarda oranda bu azaltıyor. Yatırım maliyetlerini de azaltıyor. İşletme maliyetlerini de azaltıyor. Temiz bir enerji kaynağı olması, işte kolay ulaşılması, yüksek kalorili olması gibi sebepleri var. Birçok organize sanayi bölgesi doğalgazdan kendi elektriğini üretiyor. Bu da bir cazibe sağlıyor ayrıca. Değerli arkadaşlar biz 3 kurum ve bir milletvekilimizle beraber gittik orada bir görüşme yaptık. 30 Kasım'a kadar şehirdeki elektrik abonelerinin %60'ı 335 Türk lirasına Ziraat Bankası'nda açılan bir hesaba eğer yatırırsa, Somalılar ya doğalgaz istiyorlarsa 335 lira abonelik ücretini Ziraat Bankası'nda açılan bir hesaba bloke ederlerse Soma bu planlamaya giriyor ve 2 yıl içinde Soma'ya doğalgaz geliyor. Şu anda yani o yatırım programında öne çıkmanın başka bir yolu yok. Bir başka çalışma var. O çalışma da henüz tamamlanmamış. Organize sanayi bölgeleri talep ederse Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla onlar bir BOTAŞ'la protokol hazırlığındalar. Yalnız bu bitmemiş. Bakanlar kurulundan çıkmamış. Bir hazırlık aşamasında sadece. İkinci bir ihtimal de bu. Ya Soma Belediyesi talep edecek, doğalgaz gelecek. Ya da Soma Organize Sanayi Bölgesi o prosedür tamamlanırsa talep edecek, Soma'ya doğalgaz gelecek. Şimdi doğalgaz bir ilave imkandır. Bugün ısıtmada kullanmayabilirsiniz. Bölge ısıtma sistemine bağlanıp doğalgaza abone olmayabilirsiniz. Veya doğalgaza da abone olursunuz, mutfakta tüp yerine onu kullanırsınız. Bugün bir tüp 65-70 liraysa doğalgazdan aynı mutfak ihtiyacınızı karşıladığınızda 10-15 lira para ödüyorsunuz. Arada çok büyük farklar var. Tamam mı? Bölge ısıtma sisteminizden sıcak su ihtiyacınızı da karşılarsınız. Evinizi, meskenizi de ısıtırsınız. Ama mutfakta da yemek pişirirken doğalgazdan istifade edebilirsiniz. Bu bir ilave imkandır. Buna isteyen alır, istemeyen almaz. Ha isteyen, bölge ısıtma sistemini istemiyorum ben, kaloriferimde de doğalgaz yapacağım der, onu da yapabilir. Ona da bir şey diyemezsiniz. Yani bu talep, Soma Termik Santrali'nin şu anki yönetiminden.